Menzile gittim. Menzil şeyi Feyzettin Erol. Şu fotoğraftaki kişi. Menzil tarikatının Buhara'daki lideri bu. Bunun babası Feyzettin Erol. İsmini bilirsin. Evet, bu Feyzettin Erol. Bunun babası Şeyh Muhammed Raşit'ti. Yani bu Menzil Şeyh'inin çok bilinen bir ismi. Onun vefatından sonra oğluyla, yani Feyzettin'le amcası Abdülbaki Erol arasında bir post kavgası yaşandı. O post kavgası sonucu amca galip çıktı. Amca oradaki faaliyetler, yani Menzil'deki faaliyetleri sürdürürken bu kişi de, yani Feyzettin Bey de Buhara'da yerleşti. Orada tarikatını veya işte yapıcısı orada sürdürüyor. Menzil'deki gelenekleri bir yerde Buhara'ya taşımış oldu. Tabii Buhara'ya gelmesi... Yani bir dakika, şimdi sonuçta Buhara'da menzilciler... Şimdi şöyle, menzilciler ikiye bölünmüş durumda. Evet. Feyzettin Erol artık kendisini menzilci diye tarif etmiyor ama. Tabii, Buhara olarak şey yapıyor. Buhara grubu mu diyeceğiz? Ve babasının izinden gittiğini ifade ediyor. Ve konuşmamızda da amcasına ve amcasının çocuklarına da bazı eleştirilerde bulunuyor. Çünkü tasavvufta diyor bu kadar diyor para pulun olmaması gerekiyor. Şimdi diyor. Şöyle, ben kitaptan notlar var. Şöyle ben de bir karıştırdım o notlardan gideriz. Yani aralarındaki fark kısmına. O zaman hayır, şöyle gelelim, sonra bütünlüğe gidelim. Bu bölünme sonuç olarak bölünmenin kaynağı vakıf kurma, işte AVM'ler açma, değil mi? Yani mesele evet, buradan evet, başlıyor. Evet. Yani Feyzettin Erol'un şeyi şu, babamın diyor yolundan gitmediler. Bunlar farklı bir yola gittiler. Tasavvufta böyle para pul diyor, işte bu kadar işte vakıflar, derneklermiş, işte hastanelermiş, otobüs şirketleriymiş, işte televizyonlarmış, gazetelermiş falan, böyle şeyler yok diyor. O yüzden diyor bunların yaptığı yanlıştır diyor. Peki aynı soruyu ben de tabii ki gidince Abdülbaki Erol Menzil Şeyh'in bu bir yerde Menzil Şeyh'in oğlu burada, yani amca çocukları, bu da babası daha çok rahatsız olduğu için oğlu Menzil Şeyh'liğini, yani halifesi olarak oradaki bütün faaliyetleri bu yürütüyor. Onunla da görüştünüz mü? Tabii ki, işte fotoğrafımızda yan yana beraber fotoğrafımız burada. Evet. Zaten eksik olmaması lazımdı. Yani birisiyle görüşüp birisiyle görüşmemek diye bir durum söz konusu olmazdı. Doğrusu zaten buydu. Şimdi kendisiyle de görüştüğümde örneğin az önce bahsettiğimiz konuyu soruyoruz. Efendim işte Feyzettin Bey de böyle diyor. İşte ya diyor ki mesela Saygı Bey, benim niçin holdingim olmasın? Niçin işte radyo, televizyonum, işte okullarım, işte akademik istasyonlarım falan olmasın? Ben diyor ticaret yapıyorum. Ticaret yapmam normal diyor. Bir ticaret her vatandaşın yaptığı gibi bir ticaret yapmam kadar doğal bir şey yoktur. Onun savunması genelde bu yönde oluyor. Ve amcasının oğlu da sonuçta baktığı zaman Sakarya Nehri'nin kenarında bu kadar bir toprak aldığını, hatta bana belki dedi jipinle dedi binmişsinizdir dedi. Çok dedi model dedi bir jip var dedi. Şey, son model jipi var. Onu amcamın oğlu ticaret yapmıyorsa o neyle alıyor falan gibi, böyle de onun karşı eleştirisi de oldu.